Dolarda büyük kırılmayı besleyen unsurlar her geçen gün biraz daha artarak karşımıza çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı dış ticaret verileri geldi bugün itibariyle. Ve rakamlar bize gösteriyor ki dolardaki bu hafif yükselişler, hani 7.40'ı falan zorlayan 0.23'lük 25'lik yükselişler hiçbir şey değil. Dış ticaret verileri yazın ortasında bile bu kadar agresif bir şekilde artarak karşımıza çıkmaya devam ettiği sürece Ekim-Kasım gibi dolarda büyük bir kırılmayla karşı karşıya kalabiliriz. Aynı 2018 Ağustos ayında olduğu gibi böyle bir kırılma olması durumunda da bir sabah uyandığımızda ansızın karşımızda 14-15 liralık doları görürüz. Gram altının da 600-700 lira seviyelerine çıktığını aniden görebiliriz. Bugün hem altını hem doları konuşacağız, hem diğer piyasaları konuşacağız. Sterlin 10 liraya dayanmış durumda, onu biraz değerlendireceğiz. Parite 1.20'ye vurdu, geri döndü. 1.20'yi kıramadı. Şu anda 1.18'i aşağıya doğru zorluyor. Acaba kırabilecek mi? Onu değerlendireceğiz. Euro dolar paritesi aşağıya doğru giderse euronun akıbeti ne olur bundan sonraki süreçte? Onu da konuşacağım. Hiç merak etmeyin. Tabii en çok merak edilen konulardan bir diğeri de gümüş meselesi. Gümüş de nereye gidecek? Onu da sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Daha yılın başındayken dış ticarette büyük bir açmaza gidiyoruz diye sizleri özellikle uyarmıştım. Ve dış ticaret açığı bu oranda artarsa, cari açığı da patlatma noktasına gelirse kurdaki kırılganlık çok net bir şekilde yıl sonuna doğru karşımıza çıkar. O döneme kadar da kurda adım adım yükselişler görmeye devam ederiz demiştik. Nitekim 5.80'den 6.80'e, 6.80'den 7.30'a giden bir kur gördük bugün. 7.38 seviyesindeyiz. Hemen 7.40'ın dibindeyiz. 7.40 görüldükten sonra kademeli yükseliş devam ederse önce 7.80'i göreceğiz, sonra 8.20'yi göreceğiz. Bu yıl itibariyle öyle 7.38 hatta 9'lu seviyelerle bile kapanış yapmak pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Bu dış ticaret verilerine baktığımız zaman kurun gerçek değeri zaten çoktan 13-14-15 liralara dayandı. Bütün maliyetler bu rakamlara göre yapılıyor ve kur da o seviyelere doğru hızlı adımlarla ilerleyecek. Özellikle Eylül, Ekim ve Kasım cari açık rakamlarının ve dış ticaret açıklarının gelmesiyle birlikte. Ağustos'ta ihracat %5.7 azalarak 12,5 milyar dolara geriledi. Ciddi bir düşüşten bahsediyoruz. İthalat %20.6 oranında artarak 18.8 milyar dolara çıktığı, ithalat çok hızlı artıyor, ihracat da hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Aradaki makası hesaplarsak arkadaşlar %20.6'lık ithalatta bir yükseliş, %5.7'lik ihracatta bir daralma. İkisinin toplamı ise %26-27'ye denk geliyor neredeyse. Ağustos'ta dış ticaret açığı %170 artmış. Hani yaz aylarıyla birlikte bir V toplanma olacaktı? Hani ihracat hızla artıyordu? Ne oldu? Hani dış ticaret açığı daralacaktı? Ne oldu? Gördüğünüz gibi aynen bizim işaret ettiğimiz gibi dış ticaret açığı hızla artmaya devam ediyor. Ve %170'lik bir artışla 6.3 milyar dolar olarak karşımıza çıkıyor. Sadece Ağustos ayından bahsediyoruz bakın. Ağustos-Ocak dönemine dönersek ihracat %12.8, ithalat %1.1 oranında daralmış. İthalattaki düşüş sadece %1.1 ile sınırlı kalırken Ocak-Ağustos döneminde ihracatın %12.8 oranında düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bakın makas nasıl açılıyor, bunu bu rakamlar bize çok net bir şekilde gösteriyor. Bu arada bu rakamların iyimser rakamları olduğunu da unutmamanızda fayda var. Ocak-Ağustos'ta dış ticaret açığı %69.4 artarak 32.9 milyar dolara çıktı. 30 milyar doları aşmış bir dış ticaret açığından bahsediyoruz. Şimdi bir parantez açalım. Nedir dış ticaret açığı? Nedir cari açık? Ondan kısaca bahsedeyim sizlere. Neden kuru etkiliyor? O konuyu da detaylı bir şekilde konuşacağız. Dış ticaret açığı Türkiye'nin ithalatıyla ihracatı arasındaki fark. Çok fazla ithalat yapmışız.
onu karşılayamayacak kadar ihracat yapmışız ve dolayısıyla makas açıldığı için bir açık oluşmuş arkadaşlar. O da 32.9 milyar dolara ulaşmış. Cari açıksa bu açığın turizm gelirleri, işçi döviz gelirleri ve diğer döviz gelirleriyle kapatılmaya çalışılması. Öyle bir turizm geliri elde edeceksiniz ya da öyle bir işçi döviz geliri elde edeceksiniz ki bu 32 milyar doları kapatacak, bir de artıya geçecek. Mümkün mü? Değil arkadaşlar. Turizm gelirlerinin 17 milyar dolar olması falan bekleniyor. Tamamen hikaye. Türkiye'nin bu koşullar içerisinde 17 milyar dolarlık bir turizm geliri elde etmesi mümkün değil. 10 milyar dolarlık bir turizm geliri elde edilirse öpsünler başlarına koysunlar. O kadarını söyleyeyim sizlere. 10 milyarlık ya da 15 milyarlık fark etmez. Turizm geliri bile 32.9 milyarlık yani neredeyse 33 milyar dolarlık dış ticaret açığından çıkartıldığı zaman hala 20 milyar dolara yakın bir cari açık karşımızda duruyor olacak. Bu arada şunu da unutmayın arkadaşlar. Şu anda 32.9 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı var. Yani Ağustos ayı itibarıyla daha Eylül gelecek, Ekim var, Kasım var, Aralık var. 4 aylık daha açık süreci var. Ağustos'ta bu kadar yüksek bir dış ticaret açığı oluştuysa emin olun Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık'ta bu açık daha da artacaktır. Dış ticaret açığı neredeyse 40-45 milyar dolara dayanabilir bu 4 ay içerisinde arkadaşlar. Turizm gelirlerini o zaman çıkarttığınızda yine 30 milyar doların üzerinde bir cari açıktan bahsediyoruz en iyi senaryoda. Yani turizm gelirlerinin çok yüksek olduğunu düşünürsek öyle bir turist akını olacak ki biz o turizm gelirleriyle cari açığımızı 30 milyar dolar civarında tutabileceğiz. Mümkün mü? Ne yazık ki mümkün değil. Bu da kur üzerinde korkunç bir baskı yaratıyor. Eğer ki bu kadar büyük bir cari açığınız varsa kuru bu seviyelerde tutamazsınız. Daha ötesi kurun kademeli yükselmesini de sağlayamazsınız. Kur resmen ortadan ikiye ayrılır. Bir anda 15 lira seviyesine geldiğini görüverirsiniz. İhracatın ithalatı karşılama oranına bakıyorsunuz. %85'ten %66.4'e düşmüş. Yaptığınız ihracat ithalatınızı yüksek oranda karşılarsa eğer avantajlı pozisyondasınız. Ama yaptığınız ihracat ithalatınızı artık karşılamıyorsa bu sizin bütün ekonomik sisteminizin sakatlandığı anlamına gelir ve özellikle kur gibi konularda ciddi bir baskı unsuru oluşturduğunu gösterir. Bunu kompanse edebilmek için ancak dış borç bulmanız lazım. Dış borçta bulamıyorsanız işte o zaman büyük bir dolar açmazına düşersiniz. Devalüasyonist etki görürsünüz. Devalüasyonist etkiden sonra mecburen faizleri arttırırsınız. İşte o zaman belki yurt dışından paranın Türkiye'ye gelmesini sağlarsınız. Bir. İkincisi de yurt içindeki dövizin bozulmasını bu sayede de Merkez Bankası'nın sıkıntısını çözmeye çalışırsınız. Bu cari açık, bu kırılganlığı çok net bir şekilde tescilliyor arkadaşlar. Ağustos'ta altın ithalatı %338 oranında artarak 4.2 milyar dolara çıkmış durumda. Bunun sebebi ne? Faiz oranlarınızı korkunç bir şekilde aşağıya çektiniz. Enflasyonun altındasınız. Reel faiz vermiyorsunuz. Negatif reel faiz veriyorsunuz. Bunu gören vatandaş da doğal olarak ben paramı bankaya yatırıp da niye zarara gireyim diyor. Altın alımı yapıyor. Çünkü dünyadaki riskleri de görüyor. Dünyadaki risklerin altını pompalamaya devam ettiğini de görüyor. Yükselişi eğilimini arttırdığını da görüyor. Ve buna bağlı olarak da altın talep ediyor. Bizim devletimiz almıyor altını. Bizim vatandaşımız alıyor. Vatandaşın talebini karşılayabilmek için de ülkedeki altın yetmediği için ithal edilmeye devam ediliyor arkadaşlar. Şimdi gelelim cari açığın dolar üzerindeki kırılganlığı neden arttırdığı meselesine arkadaşlar. İthal etmeye devam ediyorsanız mecburen dövize ihtiyacınız olacak. Bu dövizi bir yerden bir şekilde bulmak zorundasınız. Sattığınız malla aldığınız malın dövizini bulamıyorsunuz, karşılayamıyorsunuz. O zaman döviz de yaratamadığınız için dövizin az olması da fiyatın yukarıya çıkmasını beraberinde getirecek. Çok basit bir dille arz talep ilişkisi. Birileri talepte bulunuyor ama dolar yok. Dolar olmadığı için de doların fiyatı yukarıya doğru çıkmaya devam edecek. Devalüasyonist etki karşımıza çıkıyor. Dış ticaret açığının ve dolayısıyla cari açığın bu kadar hızlı yükselmesinin etkisi işte bu arkadaşlar. Borç da bulunamazsa ki bulunamıyor, swap da yapılamazsa ki yapılamıyor,
İşte o zaman artık dövizin kırılmasına izin vermek zorunda kalacaksınız. İşin kötü tarafı, Ağustos 2018'den çok daha yıkıcı bir kırılmayla karşı karşıya kalabiliriz ve bunu önleyecek cephanesi de kalmadı Merkez Bankası'nın. Elinde tek bir argümanı var, o da faiz. Ama faizi de öyle 100 bas puan, 200 bas puan, 300 bas puan arttırarak dövizi durduramazlar. Mutlaka aynı Ağustos 2018'de olduğu gibi 1500 bas puana yakın bir arttırım yapmak zorunda kalırlar. Bu da bütün piyasayı kilitler. Artık deniz bitti, kara göründü. Gaz sıkışması iyiden iyiye artmış durumda. Bu sıkışma büyük bir patlamayı beraberinde getirir. Şimdi gelin rakamları konuşalım. Tabii bu tür kırılmalar özellikle hisse senedi piyasalarında da aşağıya doğru ciddi kırılmaları beraberinde getiriyor. 108 binde tutmaya çalışıyorlar borsayı. Yani sanki yine bir yükseliş eğilimine girecek, 110 bini zorlayacakmış havası yaratmaya çalışıyorlar. Ama yapamıyorlar. Çünkü orada da cephane bitmiş durumda. Yabancıların ısrarlı ve hızlı çıkışı borsadaki düşüşü hızlandırıyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde 105 bini aşağıya doğru zorlayıp kıran bir endeks göreceğiz. Ekonomiyle kavga etmeye kalkarsanız öyle ya da böyle ekonomi sizi terbiye eder arkadaşlar. 2 artı 2 eşittir 4 ile kavga edemezsiniz. Bunun tersini ispatlamaya çalışabilirsiniz ama çok sağlam argümanlarınız olması gerekir. Eğer ben faizi düşüreceğim, enflasyon da buna bağlı olarak düşecek tezini savunuyorsanız bu teze uygun bir deneyiminizin olması gerekir. Ben söyledim oldu mantığıyla ekonomiyle kavga etmeye kalktığınızda işte geleceğiniz nokta budur. Türkiye öyle bir çıkmaz sokağa sokuldu ki ithalat bizi büyük bir cendere altına aldı ve bu cendere nedeniyle artık işin içinden çıkamıyoruz. Euro dolar paritesi çok enteresan bir hareket yaptı. 1.20'yi zorladı ama 1.20'yi bir kez daha kıramadı. Yine geriye düştü. 1.18 civarında 1.18'i aşağıya doğru zorlamaya başladı. 1.17 sağlam bir destek noktası. Ama 1.17 de kırılırsa arkadaşlar o zaman 1.15, 1.12 ve 1.08'e giden bir parite görürüz. Böyle bir durumda da Euro'da bir gevşeme gözlenecektir. Ama buradan şunu çıkartmayın arkadaşlar. Euro gevşese bile Türk lirasına karşı değer kazanmaya devam edecek. Doların 7.80'e gittiği süreçte Euro'yu da 9 liranın üzerinde göreceğiz. Parite geriye gelse bile sadece dolarla Euro arasındaki makasın kapanması olacak. Dolar kadar Euro'nun kazanmaması, yükselmemesi olacak. Bunun dışında Euro elbette Türk Lirası karşısında değer kazanmaya ve yükselmeye devam edecek. Kritik bir başka konu sterlin meselesi arkadaşlar. Sterlin de 9.83'te. 10 liranın dibindeyiz bakın sterlinde. En tepe noktalardayız. Zaman zaman dalgalanıyor, geri geliyor ama sterlin yükselmeye devam edecek gibi görünüyor. Büyük ihtimalle 10 liranın üzerine atacak kendisini. Gram altın 463, 465, 464 o seviyelerde gidip geliyor. Ons'un bu dip seviyelerden kendisini yukarıya doğru atmasıyla birlikte ki 2000'i çok rahat bir şekilde geçecek ama şu anda hacim oluşturmaya çalışıyor kendisine. Sindire sindire ilerliyor. Daha önce 1780-1860 aralığında olduğu gibi kendisine burada bir sağlam taban oluşturuyor. Altın ons'unu 2300'e giderken göreceğiz. Doların da 7.88-20 aralığına girmesiyle zaten gram altının yükselişi 570 liralara doğru olacak. Tabi burada en önemli formül sakin olmak, sabırlı olmak ve uzun vadeli olaylara bakabilmek. Gümüşle altının paralelinde dalgalanıyor şu anda. Kendisine bir yön aramıyor. Yönü belli. Yönü yukarıya doğru. Ama kendisine bir zemin oluşturuyor. Zemin arayışı içerisinde. Ve büyük ihtimalle arkadaşlar 27-28'lerde oluşturduğu zeminle kendisini 30'un üzerine atacak ve sonraki yolculuğu 35 dolara doğru olacak. Gümüşün gramı da 9 liralara doğru hareket edecek. Altında 1940'lar, 1920'ler, 1910'ları bile görseniz hatta 1800'lü seviyeleri bile görseniz hiç endişelenmeyin. Buradaki kritik mesele bu dalgalanmaktadır. Dalgalanma sürecinin bitip bitmemesi meselesi. Dalgalanma süreci devam ediyor ama bakın yavaşlıyor. Yani dalga aralığı iyiden iyiye daralmış durumda. Aynı 1840-1860 aralığında olduğu dönemi
yaşıyoruz. Yakın zaman içerisinde hacimli bir şekilde kendisini 2000'in üzerine atacak ve orada da kalıcı olacak. Zaten sonrasında da 2300'ü hedefleyecek. Ve bir özet yapalım isterseniz. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı bu dış ticaret verileri gösteriyor ki işler iyiden iyiye sarpa sarıyor arkadaşlar. Her geçen gün bizim dolara olan ihtiyacımız daha da fazla artıyor. Dolar borcu bulma ihtimalimiz azalıyor. Swap yapma ihtimalimiz azalıyor. Giderlerimizi ihracat gelirleriyle karşılama kabiliyetimiz de her geçen gün azalıyor. Bunun en net göstergesi ihracatın ithalatı karşılama oranı %85'den %66.4'e düşmüş. %20 oranında bir düşüş. Ocak-Aralık dönemindeki açık 40-45 milyar dolara ulaşacak gibi görünüyor bu hızla gidilirse. Ve bu rakam cari açığında 30 milyar doların rahat rahat üzerinde olacağını gösteriyor. 20 milyar bile bizim için büyük riskken 30 milyar doların üzerindeki bir cari açık dolarda devalüasyonist etkiyi getirir. Evet sevgili dostlarım, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.